Cephez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, heyecanla temelleri atıldı, merak edilip çok konuşuldu. İşte dikkat çeken mimarisiyle Cephez Balık Pazarı. Cephez Balık Pazarı açıldı. Antalyalılar tarafından heyecanla beklenen Cephez Balık Pazarı ve Organik Pazar, balık sırtı mimarisiyle dikkat çekti. Mavi beyaz renklerin hakim olduğu balık pazarında, balık tezgahlarından restoranlara, organik pazardan pastaneye kadar her şey mevcut. Cephez Balık Pazarı ve Organik Pazar haftanın 7 günü vatandaşın hizmetinde. Bir uçtan bir uca konforlu ulaşım için çalışan Cephez Belediye ekiplerinin aralıksız devam eden çalışmalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Cephez'in her noktasına konforlu ve kaliteli yollar açıyor. Çevre düzenlemelerine aralıksız devam eden Cephez Belediyesi ekipleri Odabaşı Mahallesi'ne yeni imar yolları açtı. Her hafta bir mahallede ve sokakta çalışmalara devam eden ekipler bu haftada Odabaşı Mahallesi üzerinde sati kaplama çalışması yaptı. Öte yandan Cephez Belediyesi ekipleri bugüne kadar 1100 kilometreden fazla yeni yol açtı. Çocuklar bizim geleceğimiz, onların eğitim hayatlarına destek veren Başkan Tütüncü, Cephez'e bir eğitim yuvası daha kazandırdı. Cephez'e bir okul daha geliyor. Başkan Tütüncü ilçeye 14 yıllık görev süresinde 140'tan fazla okul kazandırdı. Eğitime her daim öncelik veren Başkan Tütüncü, Cephez Esentepe İlkokulu'nun temelini attı. Esentepe İlkokulu'nun temel atma töreninde konuşan Başkan Tütüncü, en çok sevdiğimiz şeylerin başında yeni okullar yapmak olduğuna dikkat çekti. Artık yavrularımız sabahın erken saatlerinde kalkıp yüzlerce basamaklı merdivenleri inip çıkmak zorunda kalmayacaklar. Okul yolu belgesellerine konu olacak hayatları yaşamak durumunda olmayacaklar. İşte o yüzden bugün sevinçli bir günümüz. İnşallah her şey daha güzel bir gelecek için olacak. Bu inançla yürüdüğümüz yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Öte yandan Tütüncü, Cephez'de 20'den fazla başlaması planlanan okulların olduğunu vurguladı. Sağlığın merkezi Cephez diyoruz. Belediye Sağlık Merkezi ve mobil sağlık tırıyla şifa dağıtmaya devam ederken, şimdi de tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla yoğun ilgi görüyor. Tamamlayıcı tıp uygulamaları çok yakında Cephez Sağlık Merkezi'nde. Birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak etki gösteren tamamlayıcı tıp uygulamaları, ozon, TRP, hacamat, mezoterapi ve akupunktur tedavi yöntemleri Cephez Sağlık Merkezi'nde de yapılabilecek. Obeziteden migren, boyun, sırt ağrılarıyla bel ve boyun fıtıklarına, depresyon ve panik ataktan tükenmişlik sendromuna kadar pek çok alanda modern tıbbın destekleyicisi olan tamamlayıcı tıp uygulamaları hastalar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gençlerin hız tutkusu, drag yarışlarının heyecanıyla birleştiği işte o keyifli görüntüler. Hız şöleni bu hafta da tüm hızıyla devam etti. Geçtiğimiz hafta otodrag yarışları gerçekleşen drag pistinde bu hafta sonu motosiklet sporları heyecanı yaşandı. Cephez drag pistinde gerçekleşen motodrag yarışlarına Türkiye'nin farklı şehirlerinden 70 motor katıldı. İlk kez standart 1000'e katılıyorum. Yıllardır geliyorum. İyi hazırlandık ekip olarak. İnşallah iyi bir derece elde ederiz. Geçen sene zaten namalı Türkiye şampiyonuydum. Pist rekoru da bendeydi atmosferik motorda. Kısmet olursa inşallah bu sene de aynı şampiyonu devam ettirmeye çalışacağız. Bu haberimizle birlikte Cephez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.